gelip burada bizlerle birlikte olan ve Ekin Türk TV ekranlarında bizleri yalnız bırakmayan değerli izleyicilerimiz, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Engin Gayrimenkul Arz Ofisi'nin katkılarıyla her pazar saat 22'de Ekin Türk ekranlarında izlediğimiz Turhan Çakır'ın hazırlayıp sunduğu Sevdamız Tokat programımız birazdan başlıyor. Programımıza SMS'lerinize katılmak, duygu ve fikirlerinizi bizlerle paylaşmak için cep telefonlarınızın mesaj yaz bölümünden büyük harflerle Ekin yazıp bir boşluk bırakarak isteklerinizi 3929'a mesaj gönderebilirsiniz. Canlı yayına bağlanmak isteyen izleyicilerimiz için telefon numaramız 0212 alan koduyla 397 17 27. Sizleri şimdiden iyi seyirler diliyorum. Ve Tokat'ın sesi, Tokat'ın gözü kulağı program sunucumuz Turhan Çakır'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hiç kimsenin hiçbir cana kıymadığı, bir uçtan bir uca sevda türkülerinin söylendiği, yoksulluğun değil insancı yaşamın hakim olduğu bir dünya özlemiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdin dostlar. Hoş geldiniz. Ekin TV ekranlarındasınız. Bizler her hafta bu saatlerde Sevdamız Tokat, Sevdamız Anadolu, Sevdamız Aydınlık Türkiye diyoruz. Programı hazırlayan Tokat İli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Murat İlter'e de huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Bir alkışı da lütfen kendisine gönderelim. Değerli dostlar, her hafta, biz bunu 6 yıldır yapıyoruz, her hafta Güzide bir derneğimizi, kasabamızı, belediyemizi sizlere getiriyoruz. Sizlere tanıtıyoruz, faaliyetlerinden bahsediyoruz. Bu hafta sizlere Tokat Almuz Çambulaköy Derneğimizi getirdik ve çok değerli başkanım, başkan yardımcım, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Dernek başkanımız Sami Yıldız, başkan yardımcımız Erol Evren'e de hoş geldiniz diyorum. Bir alkışta moral alkışı olsun kendilerine. Ve program için 872 kilometreyi tepip bu program için kasabadan gelen belediye başkanımız, Ataköy Belediye Başkanımız Servet Durmuş'a da efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Hoş geldiniz. Evet, konuklarımızı getirdik. Yöre türkülerini de getirdik. Yaylalara gideceğiz. Kah oradan ellik havalarıyla sizlere geleceğiz. Kah yanık türküleriyle geleceğiz. Sanatçı dostumuz abimiz Temel Kaya'yı alkışlarla huzurlarınıza alıyorum lütfen. Yaylaya giderken yolun olayım, elinde kuruyan gülün olayım, ağzında konuşan dilin olayım. Ya derler duymadan sev beni be. Thank you.
Ateşim yanıyor, dumanım tütmez. Söylediklerimi duymaz işitmez. Ne beni alır da ne de terk etmez. Ya derler duymadan sev beni beni. Yolum şaşırdı. Sarp kayadan yüce dağdan aşırdı. Gece gündüz hayaline düşürdü. Ya derler duymadan sar beni beni. Sev beni beni. Ya derler duymadan sar beni beni, sev beni beni. Ya derler duymadan sev beni, 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 sar beni. Aynen öyle. Nasılsın Temel abi, iyisin? Çok teşekkür ediyorum. Barış. Nasıl gidiyor? İyi diyelim, iyi olsun. İyi düşünelim, güzel şeyler düşünelim, güzel gitsin. Öyle mi olsun? Aynen öyle. Sen zaten bu ekranlara fazla yabancı değilsin. Evet, burası bizim evimiz. Kendi yerimiz. Eyvallah. Kendi evimiz. Ben öncelikle sana programın uzun yol, uzun soluklu olsun çok diyorum. Hayırlı ederim. Olsun diyorum. Siz stüdyodaki dostlarımız, stüdyoya hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen dostlarımız, ekranları başına hoş geldiniz diyorum. Eyvallah. Değerli başkanlarım, belediye başkanlarım, dernek başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Eyvallah. İyi seyirler diyorum şimdiden efendim. Eyvallah, alayım abi şöyle. Evet değerli dostlar, çok Telekin TV izleyicileri, sizler de ekranları başına hoş geldiniz. Programımız Engin Gayrimenkul, Üzeyir Engin'in sponsorluğunda bu sezonda Ekin TV ekranlarında sağ olsun ana sponsorumuza da bizi bu sezon yalnız bırakmıyor. Biz hep şunu söylüyoruz değerli dostlar, dostlarımıza, tanıdıklarımıza, sevdiklerimize eğer birikiminiz varsa, küçük bir birikiminiz varsa, arsa da alacaksanız bunun en iyi adresi, tek adresi Engin Gayrimenkul diyoruz. Biliyorsunuz büyük bir projemiz var, Biga projemiz var. Bu projede bitmek üzere. Bu anlamda geç kalmayın, bir an evvel Engin Kent'te de yerinizi ayırın diyoruz. Değerli dostlar, bu hafta Tokat Almuş Çambulak Köy Derneği'ni getirdik. Çambulak Köy Derneği'mizi konuşacağız. Bir taraftan da Ataköy Belediye'mizi konuşacağız. Biliyorsunuz belediyelerimiz zor bir süreçten geçti, hala da geçiyor. Belediyelerimizin sorunlarını, oradaki faaliyetlerini de konuşacağız. Ama onun öncesinde de kimlerle konuşacağız dilerseniz yakinen bir de kendilerini tanıyalım. Çambulak Köy Dernek Başkanı, hatta yeni dönem Çiçeği Burnu'nda Başkanımız Sami Yıldız. Hoş geldiniz efendim. Mikrofonu alalım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Doğru söyledim mi? Çiçeği Burnu'nda Başkan. Evet, yeni 26-27 günlük bir başkanlık dönemindeyim. Nasıl geçiyor başkanım? Biraz tabii koşturmayla yorucu geçiyor. Siz de biliyorsunuz derneğin faaliyetlerini. Peki Sami Yıldız kimdir? Bir de Sami Yıldız'ı tanımak isteriz biz. Sami Yıldız 1965 doğumlu. İstanbul'da doğdum. Tokatlıyım. Almuş Çambulak köylüyüm.
İş olarak kendim geri dönüşüm işiyle uğraşıyorum. Evet. Evliyim. Bir oğlum var. Bir de yeni bir kızım oldu. Allah bağışlasın. Oğlumun nişanlısı. Ne güzel. İstanbul'da ikamet ediyorum. Sivil toplum örgütleriyle uğraşmak nasıl bir duygu? Dernekçilikle uğraşmak, dernekçilikle meşgul olmak nasıl bir duygu? İşten severek yaptığım, ben yine bunu meslek gibi görüyorum. Çünkü severek yapıyorum. Tokat Dernekler Federasyonu'nda bildiğiniz üzere ikinci başkanlık da yaptım. Birçok faaliyetlerle de katılıyorum. Evet, yani işin tozunu yuttunuz, bir de uzaklaşmak yok zaten. Yok, şimdilik yok. Evet, peki. Evet değerli dostlar, Çambulaköy Derneğimizin yeni yönetim kurulunda başkan yardımcısı Erol Evren. Efendim sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Gördüğünüz gibi bizler de iyiyiz. Evet, Erol Evren kimdir? Kısaca bir tanıyabilir miyiz? Erol Evren, Tokat Almuz, Çambulaköy'ü. 1964 doğumluyum, 3 tane çocuğum var. Servisçilikle uğraşıyorum. Dernekçilikle uğraşmak size sorayım, nasıl bir duygu? Vallahi hem güzel hem zor. Ya güzel şeyler ortaya çıkınca yorgunluklar tabii, gidiyor. Tabii yorgunluklar gidiyor aynı zamanda. Ama zaten bu derneğin kurucu üyesiyiz. Sami Başkan'la birlikte kurucu üyesiyiz. 1995 yılında kurmuştuk. Evet. O günle işte iki dönem, bir dönem geçici yönetim kurulu, iki dönem, bir dönem öyle yaptık. Bir de bu dönem geldik. Evet. Tekrar Çambulaköy'e hizmet işi varsınız. Evet. Peki yine konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, program için açılışta da söyledim değerli dostlar. Biz artık kocaman bir kasaba olduk. 3 tane köyle yeniden birleşerek Kızılderi Ataköy beldemizde kocaman bir güç olduk. Bunu geçtiğimiz dönem yaptık. Tokat Almuz Ataköy Belediye Başkanımız Servet Durmuş. Efendim sizler hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Ekin TV ailesi ve Turan Çakır'a ve dernek başkanımız Sami Yıldız'ın bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Tokat'tan geldim ama benim sizlere öncelikle başka bir şey bahsetmek ve hem de bilgilendirmek istiyorum. Evet. Kızıldere'de 1972'de katledilen Mahir Çağan ve arkadaşlarının anıları ve mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ederim başkan. Çok teşekkürler. Beldemiz dördüncü dönemine girdi. Ben dördüncü başkanıyım. Fakat AK Parti hükümetinin 2011 sonu itibariyle beldelerin kapatılması şeyine takıldık. Bu esnada çevremizdeki 3 tane köyün Çambulak, Sağırlar Köyü ve Kuruseki olmak üzere katılmasıyla bu etkenden kurtulduk. Burada emeği geçen o günkü dernek başkanlarıma, dernek yöneticilerine, emeği geçen bütün halka teşekkür ediyorum. Başkanım, şimdi o süreç, şimdi birazcık filmi geriye saralım. O süreç nasıl bir süreçti? Yani bu köylerimiz olmasa Ataköy Belediyesi de düşecekti. O sancılı bir süreçti. O süreci kısaca bir senden alabilir miyiz? Neler yaşandı? O süreç Türkiye'nin genelinde yaşandı. Tabii ateş düştüğü yeri yaktığı için bizde de yaşandı ama bizim çevre köylerimizin tutarlılığı ve güvenilirliğiyle, bize katkılarıyla, bize destekleriyle bu süreci biz kolay atlattık. Atlatamayan beldeler oldu ama şu anda öyle bir sorunumuz yok. O günkü dernek başkanına ve yardımcılarına, emeği geçen herkese teşekkür ettim. Şu anda öyle bir sorunumuz yok. Bundan sonra da öyle bir sorun olacağını sanmıyorum. Biz belediye olarak dimdik orada halkın desteği olduğu sürece ayakta duracağız ve hizmet edeceğiz. Ataköy beldesi olarak orada Ataköy halkına ve Ataköy'ün uzanabildiği her alana, her köye ve çevresine destek, sizlerin ve o çevredeki halkın desteğiyle her tarafa hizmet edeceğiz. Bunu o çevremiz ve mahallelerimiz bilmeli.
Peki. Şimdi ben aslında şunu da öğrenmek istiyorum. İzleyicilerimiz de öğrensin. Şimdi bu olumlu bir tabloydu değil mi başkanım? Yani biz aslında korkularımızdan uzaklaştık. Korkularımızı yaşamadık bu köylerin birleşmesiyle. Peki tam tersi olsaydı başkanım? Ya bir de onu net bir şekilde ortaya koyabilir miyiz? Yani bu birleşme süreci olmasaydı şu anki tablo nasıldı? Bir de onu sizden alabilir miyiz lütfen? Bu anki tablo ne olurdu? Köye dönüşürdük. Hizmetimiz hizmet olmazdı. Birinci elden hizmet alamazdık. Bu halka hizmet edemezdik. Yani köye dönüşürdük. Başka bir şey olmazdı. Mesela birçok belde kapandı. Bugün bu beldeler köye dönüştü. Hizmet alamaz durumdalar. Elindeki imkanlar gitti. Araçları gitti. Personel gitti. Yani köye dönüştüler. Birinci elden hizmet alamıyorlar. Biz böyle bir şey yaşamayacağız. Çünkü bu insanlar var olduğu sürece o Ataköy'ün çevresindeki halk ve Ataköy'ün tamamı bu imkanlar elinde olduğu sürece, desteği olduğu sürece asla biz bunu yaşamayacağız. Ne güzel. Mesela bizim köyün işi kilit taşı olmayacaktı. Olamayacaktı belki de değil mi başkan? Şimdi bu belediyenin asli hizmetleridir. Çünkü belediye her yere hizmet götürmesi gerekiyor. Ataköy Belediyesi olarak 2014 bütçemizdeki yatırımımızı, çalışma programımız Çambulak Mahallemizi hizmet etmekti. Sorunlarını gidermekti. %90 giderdik. 2015'te de Kuruseküm Mahallemiz var. Katranlık Mahallemiz var sırada. Bunlara hizmet edeceğiz. Çalışacağız. Çalışacağız. İmkanımız erdiği sürece bütün sorunlarını gidereceğiz. Ama halkla beraber, halkın desteği olmadan asla hiçbir şey yapamayız. Bunu bilin. Yani o büyük fotoğraftaki küçük fotoğraf, ayrıntıyı göstermek istedim. Teşekkür ediyorum başkanım. Sami Başkan, peki siz neler söylemek istersiniz? Yani şu an o katılım sürecinden sonraki bizim köyün durumu ve bizler neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii köylerin belediyeyi kurtarma diyorum ben buna. Evet. Bununla beraber, kurtulmasıyla beraber köyümüzün de Ataköy'e bir katkısı olduysa ne mutlu bize. Görünmeyen arka yüzü vardı. Başkanımız biraz önce izah etti. Tabii ki köylerimizde kilit taşı niye olmasın? Kesinlikle. Bunlarla ilgili başkanımıza teşekkür ediyorum. Köyümüze ilk Çambulak köyü olarak yönetime geldiğinde ilk Çambulak köyüyle başlaması için. O da bizim için biraz pozitif ayrımcılık oldu. Başkan, Servet Başkan, kimse izlemiyor Sağırlar, Kuruseküm. Bizde biraz pozitif ayrımcılık oldu. Olsun o kadar değil mi yani? Öyle düşünmüyorum. Biz biraz uzaktayız ya ondan başkan. Onlar size çok yakın, biz biraz uzaktayız. Biz ayrım olarak düşünmüyoruz belediye yönetimi olarak. Çünkü asli görevimiz görüyoruz. Bu görevde devam ettiği sürece, beldemiz devam ettiği sürece bütün mahallelerimize ayırt etmeden devam edecek. Ama tabii imkanlarımız neticesinde sırası geldikçe ayrıcalık görmüyorum. Hizmet olarak görüyorum. Hizmet etmek zorundayız. Peki, çok teşekkürler. Temel abi bir türkü alalım, bir nefes arası. Alalım abicim. Ben bu anlamda bazen bazı düşen yerlere biz Tokat'ın her köşesini bildiğimiz için keşke düşen beldeler de çevredeki köyleri alabilseler de düşmeseler de diye düşünüyorum. Bu anlamda sizlere destek veren bu üç köye de çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Eyvallah. Hakikaten çok biliyoruz yani bunları. Kaşın karaysa ezelden kara. Hadi bakayım.
çekmeyle canım kaşkaram olmaz. Sürme çekmeyle canım kaşkaram olmaz. Var iki büyüğe sor sual eyle. Gedik ki büyüğe sor sual eyle. Bir yol öpme yine canın yüz kara olmaz. Bir yol öpme yine canın yüz kara geliyor karşı bağlardan. Üç güzel geliyor karşı bağlardan. Kaşın değil gözün canım beni ağlatan. Kaşın değil gözün canım beni ağlatan. Satın aldın güzelliğim evladan. Satın aldın güzelliğim evladan. Gider bu güzellik canım sende de kalmaz. Gider bu güzellik canım sende de kalmaz. Geçirdim anam kara yasına. Çok günler geçirdim anam kara yasına. Yar ben seni sevdim bir hevesine. Kız ben seni sevdim bir hevesine. Konma bülbül konma da dalım yok benim. Sineme saracak da yarım yok benim. Konma bülbül konma da dalım yok benim. Sineme saracak anam yarım yok. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Erol Başkanım, şimdi bu derneğimizin faaliyetleri devam ediyor bir taraftan. Üyelerle ilgili bir de yaz sezonunda başladı. Yazında bir festivalimiz olacak inşallah. Neler söyleyeceksiniz? Dernek faaliyetleri konusunda neler yapıyoruz? Evet. Şimdi bizim önce şunu söyleyeyim. Gerçekten bu yayla şenliğini ilk düzenleyen başkana yanılmıyorsam büyük ihtimalle Hüseyin Aslan ve sizin ekibinizdiniz. Evet, evet başkanım. Bunlara özel bir teşekkür sunmak istiyorum. Biz de başladık aynı tarihte. Gene Ramazan Bayramı'nın birinci günü köydeki Pir Mehmet etkinlikleri. İkinci gün yayla şenliğimiz devam edecek. Aynı tarih. Gene Ramazan Bayramı'na denk getiriyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Tabii bu sene bir avantajımız daha var. Bir de belediyemiz var. Belediyemizin de katkılarıyla
Başkanımız da zaten onun sözünü de aldık. Bütün organizasyonu, bütün şeyleri birlikte hareket edeceğiz. Öyle bir avantajımız da var tabii bu sene. Festivallerin peki, festivallerin artısı neler? Yani bu açıdan bir bakarsak, yani köyde yapılan festivaller, şenliklerin ya bize kattığı neler mesela? Bu zamana kadar artılarını çok gördük. Yani gördük derken yaşıyoruz da hala. Çünkü köyümüzde hiç köye gitmeyecek dediğimiz insanlar bugün köye herkes evlerini yaptılar. Biliyorsun ilk gittiğimiz sene herkes yatacak yer bulamadı, ev bulamadı. Evet. Ama evet. Bu seneler, son senelerde ne oldu? Herkes öyle güzel evler yaptı ki köye. İstanbul'da olmayan evler yapıldı köyümüze. Doğru. Belediyenin gelmiş o belediyeye katılmamızla birlikte köyümüzün çevresi artık yeni yeni daha da güzelleşiyor, değişiyor. Biz bu etkinliği de devam ettirmek zorundayız. Yani bunları desteklemek lazım. Tabii değil mi? Tabii tabii. Yani bugün hiç ben şuna inanıyorum. Bugün dernek yönetimine kim gelirse gelsin ben yayla şenliği yapmıyorum diyemez. Neden dersen bu şenliğin köye katkıları belli. Yapılanlar belli. O dernek yönetimine gelen bütün arkadaşlar da bunu sürdürmek zorunda bence. Evet, evet. Peki Tokat Ayağı'nda Servet Başkanım siz nasıl karşılıyorsunuz? Biz buradan İstanbul'daki yaşayan dernek başkanlarımız böyle düşünüyor. Siz orada yaşayan, oranın da mülkameri neler söylüyorsunuz? Öncelikle Tokat'la İstanbul'u birbirinden ayırmayan, bir bütün olarak gören, buradaki halkla Tokat'taki ve Ataköy'deki halkın bütünleşmesini düşünüyorum. Ayrıca bizim 17 Mayıs 2015'te Hıdrellez etkinliğimiz var. Bunu yapacağız coşkulu bir şekilde. Geçen yıl Soma faciasına denk geldiği için iptal etmek zorunda kaldık. Ama 4 derneğimiz var belediyemizde. Bununla beraber çevre köylerimizle Tokat dahil ve Türkiye'nin her tarafının katılımıyla, desteğiyle iyi bir etkinlik yapmak istiyorum. Buradan herkesi davet etmek istiyorum. Yani Kızıldere'de 17 Mayıs'ta buluşalım diyorum. Herkese ama kimseye randevu söz vermesinler 17 Mayıs'ta Kızıldere'de. Peki. Evet, evet. Peki başkanım. Şimdi biz dedik ya bizim programı izleyenler kazanacak. Dün kazandılar, bugün yine kazanacaklar, yarın da kazanacaklar. Biz kazandırmaya devam edeceğiz. Engin Gayrimenkul, Üzeyir Engin'in katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Sevdamız Sokak programı devam edecek ama kısacık sürprizlerimize geleceğiz değil mi? Birkaç saniye sonra buradayız.